Bismillahirrahmanirrahim, e, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim, e, gönül dolusu muhabbet ve hürmetlerimle, saygılarımla hepinizi selamlıyorum. Şimdi, e, hermenetik yöntemin, Kur'an'ın anlaşılması üzerinde nasıl bir e, rolünün olduğu, bize ne tür imkanlar sağladığı üzerine örneklere devam ediyoruz. E, geçen haftaki yapmış olduğumuz örneklerden sonra bugün farklı örnekler sunmaya çalışacağım. Ve bu örneklerin bize e, Kur'an hermeneti olarak benim yöntem anlamında kavramsallaştırdığım ee, bu yöntemin e, siz değerli izleyenler e, tarafından önemsendiğinde ki ben bunu inşallah hem bir e, hermönetik e, Kur'an anlama yöntemi olarak, usul kitabı olarak yayınlayacağım. Hem de bu yöntemi Kur'an'ın mushafın tamamına uygulayan, tamamı üzerinden gerçekleştiren bir mushaf hermenetiği de, İnşallah ileride yayınlamayı düşünüyorum. Ee, Cenab-ı Hak hayırla, sağlık, afiyet, lütfeder, kısmet ederse planımın içinde ileriki yıllarda bunlar da var. Ee, bugün biraz e, fazlaca örnekler seçtim. Onların üzerinde kısmet olursa duracağım. Ee, bu bakımdan da izniniz olursa hemen konuya girmek istiyorum. Ee, konunun başında geçen hafta da e, yaptığım gibi e, bugün de İzninizle e, mukaddime kabili'nden Kur'an hermeneti konusunda e, din dili üzerinden biraz bahsetmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Çünkü e, Kur'an hermeneti olarak tekrar yazalım. Bunun daha önceki sohbetlerimizde üzerinde durduğum e, Kur'an Hermoneti'nin e, çok önemli e, özellikleri vardı. Bu özellikleri şöyle bir hemen hatırlayalım, onun üzerinden e, din dili üzerinde e, konuşacağım biraz. Bu özelliklerden bir tanesi Hermonetik dil ile ilgili, dil ile ilgilidir. Yani hermönetikten söz ediyorsak dilden söz ediyoruz demektir. Dil ile ilgili. İkincisi hermönetikten söz ediyorsak tarihsellikten söz ediyoruz demektir. Yani hermönetik her zaman tarihselliğe vurgu yapar. Çünkü hermönetik anlama bir tarihsel anlamadır. Tarihsel anlamadan söz ediyoruz demektir. Üçüncüsü öznel anlamadan söz ediyoruz. Çünkü hermönetik bireyin anlamasıyla ilgili bir durumdur. Bu itibarla bu üç e, hususun e, konumuz bakımından sürekli akılda tutulması gerekiyor. Yani hermönetik dille ilgilidir, tarihseldir ve özneldir. Bu üç unsuru e, biraz daha açarak vereceğim örneklere bir mukaddimi olması bakımından e, bugün din dili üzerinde Konuşacağım hermönetik ve din dili Tabi yine geçen hafta yaptığımız gibi bu haftada kısmet olursa e, sohbetimizin sonunda Ahmet Bey'e e, yayınlanmış olan yetkin düşüncede yayınlanan bir makalemi hermönetik ve din dili e, makalemi e, göndereceğim pdf olarak onu da oradan okumanızı e, bekliyorum. Şimdi din dili dediğimizde burada çok önemli bir şeyden söz ediyoruz. Şimdi din dili e, kavramı beraberinde doğal olarak e, bizim konuştuğumuz e, insanın dilinden farklı bir dil olduğunu bize ima ediyor. Demek ki din dili tabi dediğimizde bununla ifade etmek istediğimiz şeyin vahiy olduğu açık. E, ancak e, burada din dili dediğimizde e, aynı zamanda e, insani bir dilden de söz ettiğimiz için. Bir insan dilinden de söz ediyor olmamız bakımından bunları e, üzerinde duracağım konunun önemi bakımından e, şöyle kırmızı bir çizgiyle e, ayırt etmek istiyorum ve bu kırmızı çizginin e, üstü ve altı üzerinde konuşacağım şimdi e, bu kırmızı çizginin üzerinde yer alan kısma Gayb alemi yazacağım. Gayb alemi. Gayb. Altına şehadet yazıyorum. Yani şimdi içinde bulunduğumuz mevcut alem, mevcudata şehadet diyoruz. Öbürüne gayb diyoruz. Şimdi gayb alemi dediğimizde, gayb dediğimizde bu doğrudan doğruya iman ile ilgilidir. İman söz konusu olur. Şehadet olduğunda devreye doğrudan doğruya bilgi girer. Dolayısıyla bugünkü e, sohbetimizin başında e, vereceğim örneklerle de doğrudan ilgili olması ve bundan sonra vermeye çalışacağım tüm örnekleri de doğrudan ilgilendiriyor olması bakımından bu temel usul bilgisi üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü çoğumuzun çoğu zaman hatta e, akademisyenlerimiz de e, buna dahil e, gayip şehadet arasındaki farkın, iman bilgi arasındaki farkın önemini ya da ayrıntılarını birbirinden ayrı oluşlarını göz ardı ettiklerinde sonuçlar itibariyle e, çok da hoş olmayan e, sonuçlara ulaşabiliyoruz. İşte böyle bir durumu netleştirmem bakımından e, bu usul e, çerçevesinde bu hususu biraz ele alarak üzerinde durmayı düşünüyorum. Şimdi ne demeye çalışıyorum tam olarak? Şunu demeye çalışıyorum. Eğer biz bir din dilinden söz ediyorsak yani şu din dilinden vahiden bundan söz ediyorsak bu din dilinin içinde bir gaybe ilişkin bir de şehadete ilişkin bir söylem olduğundan söz ediyoruz demektir. Yani din dili bir taraftan bizi iman etmeye çağıran imana konu olan gayıpla ilgili mevzuları ihtiva ederken diğer taraftan da şehadetle ilgili yani bilgiye dayalı bilmemizi ilgilendiren hususlara yer verir. Böyle olduğunda dinin dilini yani vahyi bu iki önemli ayrıntı üzerinden farklılıklarıyla, sonuçlarıyla doğru anlamadığımızda, doğru kavramadığımızda mushaf şerifi okuyup onu sağlıklı bir biçimde hermönetik olarak algılamamız son derece zor hale gelir. Şimdi bu söylediklerimi biraz daha anlaşılır hale getirmek bakımından örnekleyerek devam edelim ve bu arada da Kur'an'ın söylemine, vahyin diline daha ayrıntılı olarak girmiş olalım. Dikkat buyurulursa Kur'an bize müminleri anlatırken onların gaybe iman ettiklerini ellezine yu'minuna bil gayb buyurarak gayba iman ettiklerini gaybın imanın konusu olduğunun altını çizer. Ve sonra bunlarla ilgili imanla ilgili hususları da bize anlattığında bunun Allah'a iman, meleğe iman, kitap yani vahye iman, Risalet, Peygamberliğe iman, ahirete iman gibi konuların e, efendim yer aldığını görürüz. Şimdi bu bize gösteriyor ki e, din dili ancak imana konu olan mevzulardan söz ettiğinde din dilinin gaybe ilişkin dili mecazidir. Buraya lütfen dikkat edelim. Mecazi olmak zorundadır. Bizim geçmiş ülemanın biraz da müteşabih olarak ifade ettikleri e, manaya da tekabül ettiğini söyleyebilirim. Tam tam birebir mutabakatını söylemiyorum. Ama mecazi olarak özellikle hermönetik açısından e, çağdaş bilim e, üzerinden değerlendirdiğimde söylüyorum. Bu dil mecazi bir dildir. Ne demek mecazi dil? Buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Şimdi mecazi dil aslında burası şu şehadet alemi insani dilin konuşulduğu bizim alanımız, insani dilin konuşulduğu bizim alanımızdır. Mecaz da bize ait bir şeydir. Dolayısıyla insani dilin bir hakikat anlamı var. Bu hakikat anlam Genelde lügat anlamıdır. Gündelik dildir. Bundan daha önce bahsetmiştim. Gündelik dil. Mecazi anlam ise yine aynı kültürün o dili konuşan insanların ortaklaşı olarak anlay anlaşarak tabii e, mutavaat ile e, uzlaşma yoluyla bir sözcüğü e, zahiri ve hakikat anlamının dışında kullanmaktır. Mecazi olduğunda bir sözcüğün anlamı mecazi olduğunda bu mecazi olan insani dilde bile kullanılıyor olsa hakikat anlamından farklılık arz eder. İşte din dili kendisine inanılmasını talep ettiği gaybi konular ahiret olur, Allah'a iman olur, melek olur, vahiy olur, başka hususlar olur inanılması gereken ancak inanabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olamayacağımız, bilgiye konu edemeyeceğimiz ancak imana konu olan mevzular olduğunda Kur'an vahiy burada mecazi dili kullanır. Onun için mecazi dille ilgili buraya çok önemli bir hususu müsaadenizle yazmak istiyorum. Mecazi dilde dile getirilen hangi konu olursa olsun ister Allahu Teala ister melek ister vahiy ister peygamber ister ahiret hangi konu olursa olsun mecazi olarak din dilinde dile getirilen şeyin hiçbirisi kendinde şeye eşit değildir. Kendinde şey. Bu ifademe lütfen dikkat edelim. Kendinde şey. Felsefi olarak kendinde şey bir şey ne ise o demektir. Yani buraya tırnak içinde onun zatı demektir. Zat. Şimdi gaybın bir dili olarak imana konu olan meseleleri din dili vahiy ifade ederken bunları anlatırken bizim anlayacağımız dilde yani insani dilde bunu dile getirir ve Dolayısıyla insani dilde bunu dile getirdiği için gayba ait olan şu kırmızı çizginin üzerinde buraya ait olan hususları buraya indiremez. Yani bizim şehadet alemimizin e, hakikat sözcükleriyle anlatamaz. Çünkü o zaman teşbih olur, teçsim olur. Yani e, bize benzemiş olur. Oysa e, gayba ait şeyler şehadet alemiyle e, benzeşmezler. Çünkü ontolojik olarak farklılıkları var. Onu da yazalım. Bu iki kırmızı çizginin her iki ucunun da ontolojik farklılığına vurgu yapalım. Ontolojik olarak bu iki e, efendim alan birbirinden farklıdır. Dolayısıyla ontolojik farklılıkları bulunduğu için e, bu farklılıkları dile getiren dilin de farklı olması gerekiyor. İşte burada Allahu Teala için Allah vardır, Allah birdir, Allah görür, Allah bilir. Dendiğinde buradaki ifadeler mecazi olduğundan Allahu Teala'nın zatında kendinde bir ne anlama geliyor, kendinde görmek ne anlama geliyor, kendinde bilmek ne anlama geliyor, bunu bilemeyiz, bunu ifade etmez. Mesela daha açık bir örnek vereyim, daha anlaşılır olsun. Bu biraz felsefi bir konu olduğu için bazı izleyicilerimiz için ağır gelebilir. Örneğin cennet tasviri, cehennem tasviri. Cennet ve cehennem tasvir ediliyor. Şimdi din dili mecazi olarak cennetle ve cehennemle ilgili tasvirlerde bulunduğunda bunu bizim dilimize yani burayı buranın anlayacağı hale getirir. Mecazi kullanır. Biz buradan şu gaybe ait durumu burada anlamaya çalışırız. Ama burada anlaşılan şuraya ait hususun burada anlaşılanı anlaşılan kısmı yani şuradaki anlam kendinde şey değildir. Yani cennetin kendisi değil, cehennemin kendisi değil. Mesela Allah nar ile yakacağını, azap edeceğini söylüyor. Bunlar mecazi dildir. Bunlardan hiçbir zaman bizim ocakta yaktığımız ateşte yanmak gibi şeyin birebir onu anlayamayız. Çünkü kendinde şeye tekabül etmez. Allah cennette altından ırmaklar akıyormuş. Ha bizim falancanın köşküne benziyor. Onun da köşkünün altından ırmaklar akıyor. Ona benzemez. Çünkü neden? Dinin dili mecazi olarak bize cenneti anlattığında cennetin bizzat kendisini anlatmaz. Çünkü cennetin bizzat kendisi gayba aittir. Bizim şehadet aleminde onu bizim anlama imkanımız hiç yok. Hiç yok. Cehennemi de anlama imkanımız hiç yok. Cenneti de ancak mecazen anlarız. Mecazen nasıl anlarız? Bizim şehadet alemimizdeki benzerleri üzerinden bize örnek verir Cenab-ı Hak. O örnekler üzerinden anlarız. Ama din bize der ki siz her ne kadar böyle anlasanız da bunun orijinalleri aslı kendinde şey olarak cennet, kendinde şey olarak cehennem, kendinde şey olarak Cebrail hiçbir zaman sizin için bilginin konusu olmaz. Onu bilemezsiniz ya imanın konusudur. Yani siz cennete iman edin. Cehenneme iman edin. Meleğe iman edin. Ama meleği bilmeye kalkmayın. Cenneti bilmeye kalkmayın. Cehennemi bilmeye kalkmayın. O sizi aşar ontolojik farklılığınız var. Hiçbir beşer cehennemin ve cennetin kendinde şey olarak ne olduğunu bilemez. Bunun üzerinden yorum yapamaz. Yaptığında çok büyük bir hata etmiş olur. Hem felsefi hem hermonetik olarak çok büyük bir hata yapmış olur. Bu itibarla neye iman etmemiz, neyi bilmemiz gerektiğinin sınırlarını kırmızı çizgi olarak çizmek son derece önemlidir. Ve din dili açısından bu bizim burada ele alacağımız konular açısından da çok önem arz ediyor değerli izleyenler. Şimdi tekrar konuya döndüğümde, tekrar konuya döndüğümde Kur'an bize vahiy, din dili olarak iman edeceğimiz konuları ele alır ve dikkat ederseniz Kur'an sürekli burada aminu kelimesini kullanır. Aminu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi diye sayar ve iman edin der. Bilin demez hiçbir zaman. Çünkü bunlar bilinecek konular değil, bilgiye konu değildir. Ya Bunlar iman edilmesi gereken konular. Biz Allah'ın birliğine inanırız. Allah birdir diye inanırız. Ama bu bir ne demek? Birlik neye tekabül eder? Bunları bilemeyiz. Ha bunlar üzerine felsefe ve tasavvuf e, efendim yorumlar yapar. Yapar. Ama bunların hiçbirisi yine bilgi değildir. Bilgiye tekabül etmez. Eee Efendim birer yorumdur. Mecazın anlamına ilişkindir. Her ne yorum yaparsak yapalım bu kendinde şey olarak ne zati ilahiye tekabül eder, ne meleğe tekabül eder, ne cennete ne de cehenneme tekabül eder. Şimdi burada tam da yeri gelmişken zaman zaman televizyonlarda maalesef üzülerek söylüyorum. Mesleki olarak meslekten felsefeci olan bazı akademisyenlerimiz bile çıkıyor. İmana ait konuların ispatından bahsediyor. Mesela Tanrı'nın ispatından bahsediyor. İşte biz bugün bilim sayesinde Tanrı'yı ispat ediyoruz vesaire gibi sözler sarf ediyor. Üzülerek beyan ediyorum. Bir felsefecinin Tanrı ile ispat kelimesini yan yana kullanması kadar saçma, mantıksız bir ifade olamaz. Çünkü İspat dediğimiz şey bilgiyle ilgilidir. Bizim ontolojimize aittir ve dolayısıyla ancak bilgi söz konusu olduğunda ispat devreye girer. Ve ispat bizim ontolojik alanımıza ilişkili bir kavramdır. Tanrı ise yukarıya yani gayba ait iman alanına girdiği için Tanrı ile ispat asla yan yana gelmez. Ve zaten Tanrı ispat edildiğinde gayb olmaktan çıkar. Bizim ontolojimize iner. Yani insanın bildiği bir Tanrı dikkat edin bu ifademe. insanın bildiği, bakın bu ifadenin altını çiziyorum. insanın bildiği bir tanrı artık tanrı değildir. Felsefi anlamda ve Kur'an'ın efendim bize iman etmeye çağırdığı manada bir tanrı değildir. Bu ontolojik olarak farklılık ortadan kalkmış demektir. Dolayısıyla hiçbir zaman ne Allah'ın ispatı, ne ahiretin ispatı, ne meleğin ispatı, ne vahyin, ne Resul'ün, ris Risaletin ispatı olamaz. Bunlar ispatın konuları değil. Çünkü bunlar bilginin konusu değil. Bunlar imanın konusudur. Allah'a iman ederiz. Meleğe iman ederiz. Ahirete iman ederiz. Bunları ispat etmeye kalktığınız zaman çok büyük mantıksal ve felsefi çelişkinin içine düşmek kaçınılmazdır. Düşmek zorunda kalırsınız. Bir kere daha tekrar ediyorum. Tanrı ispat edilemez. Tanrı ispat edildiği zaman imanın konusu olmaktan çıkar. İmanın konusu olmaktan çıkınca da dünya imtihan olmaktan çıkar. Cennet cehennemin varlığı ispat edilemez. İspat edilince imanın konusu olmaktan çıkar. Bilgiye konu olur. Bilgiye konu olunca ontolojik farkımız kalkar. Bir kere daha ifade ediyorum. İman ile bilginin arasındaki farkı fark etmek son derece önemlidir. Din dili açısından, hermenötik açısından bunları gayet e, net olarak e, efendim zihnimizde berraklaştırmamız gerekiyor ki bu konuları sağlıklı olarak mütalaa edelim, sağlıklı olarak anlayalım. Şimdi bir kere daha söyleyecek olursam elimizde efendim bugün için söylüyorum şöyle biraz yukarı kaldıracağım bugün e, kitaplar yazılıyor kocaman kocaman kitaplar işte işte Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın delilleri, Tanrı'nın ispatı vesaire gibi ifadeler kullanılarak kitaplar yazılıyor. Bu ifadelerin hepsi talihsiz ifadelerdir. Hem felsefi olarak hem mantık olarak hem bilimsel olarak doğru ifadeler değildir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum bakın. Bu noktanın ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi Kur'an bize diyor ki bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Huden lil muttakin diyor bakın yazıyorum. Kur'an huden lil muttakin. Kur'an kime yol gösteriyor? Bana yol göster diyene Kur'an yol gösterir. Kur'an yol göstericidir. Yol gösterir kime? Yol arayana Kur'an yol gösterir yol arayan bana bir yol göster ben daraldım bunaldım kayboldum karanlıkta kaldım diyene Kur'an hidayet rehberidir. Dolayısıyla Kur'an rehber arayanın rehberidir. Karanlıktayım diyenin nuru ve ışığıdır. Dalaletteyim diyenin hidayetidir. Bunu fark edenlere Kur'an-ı Kerim yol gösterebilir. İşte böyle bir yol aradığınızda ve Kur'an sayesinde iman elde ettiğimizde, iman sahibi olduğumuzda, inanmaya başladığımızda, buraya dikkat edelim lütfen, iman ettiğimizde varlık, yani alem, varlık, bizim için Allah'ın bir kitabına dönüşebilir. Şimdi, iman sayesinde varlık sizin için bir kitaba dönüşebilir kitabı kebiri kainat diye bakabilirsiniz. Allah'ın yazdığı bir kitap gibi ben evreni okuyorum diyebilirsiniz. Ama önce iman edersiniz. Bu iman sayesinde böyle bir şeydir. Ama adam ateisttir. Ateist. Hem de ömrü fizikle, astronomiyle, evreni incelemekle, atomla, atom altı, atom üstü dünyayı incelemekle geçmiştir. Nobel ödülleri almıştır. Ona sorsanız evren nedir? Bir kaostur. Buyurun. Hani ispat ediyorduk? Ben evrenin Tanrı'nın kitabı olduğunu ispat ederim. Buyur ispat et bakalım. Adam diyor ki kaostur diyor. Bizim hepimizin ömründen daha fazla o işe emek vermiş insan diyor ki kaostur diyor. Benim işim bu diyor. Ömrüm atom incelemekle geçti diyor. Evren kaostan ibarettir diyor. Entropi var evren gittikçe de kaosa dönüşecek diyor. Hadi buyur bakalım. Kitap hani ispat ediyorduk? Evren evren imansız olarak baktığınızda bir kaostur. İman ederek baktığınızda bir Tanrı'nın kitabıdır. Evren imanla bakarsanız her şey sizin için bir mesaja dönüşür. Tanrı'dan bir mesajdır. İman etmeyen için evren bir karanlıktır, bir kara deliktir. Kenarına ilişen herkesi yutar. Onun için büyük büyük laf etmeye falan gerek yok. Bir kere daha söylüyorum. Tanrı ve ispat kelimesi yan yana konulamaz. Bu bir çelişkidir. Melekle ispat yan yana konulamaz. Peygamberin peygamberliği ispat edilemez. Vahyin Allah'ın kelamı olduğu ispat edilemez. Kimse ben bu Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu iki kere iki dört ederek ispat ederim. İki kere iki dört ederek ispat etmek o kadar kolaydı da Allah'ın Resulü bizzat Allah'ın Resulü tebliğ ediyor. Allah da onu desteklediği halde Mekke'nin müşriklerinde 13 yılda Mekke'de 2-300 ancak gariban insanlara köleye şuna buna Allah'ın kelamı olduğunu anlatabiliyor. O kadar kolaydı da Resulullah niye Mekkelilere onun Allah'ın kelamı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde ispat edip herkesi inandıramadı? Çünkü vahyin inmesinin amacı iki kere iki dört eder derecesinde bana inanma, inanın diye inmiyor zaten. O bizi sınıyor. İnanmak bir sınamaktır. Bilmek bir sınama değil. Ve tekrar bir önemli hususu daha buraya müsaadenizle yazmak istiyorum. Bu kenara ilkeler olarak Yazmak istiyorum. Bir şey bilinince bilinince imanın konusu olmaz, imana konu olmaz. Yani ben iki kere iki dört ikinin dört ettiğine inanıyorum denilmez. İlk kere iki dördün ettiği bilinir. Ben dik açının 90 derece olduğuna çok şükür iman ediyorum. Böyle denmez. Böyle denmez. Çünkü bunlar bilginin konusudur. Ama ben çok şükür Allah'a inanıyorum denir. Çünkü Allah'a inanmak iman konusudur ve dolayısıyla iman konusu olduğu için de e, kimi inanır, kimi inanmaz. Zaten bunun için iman değeridir. Kimi inanacak, kimi inanmayacak. Allah buyuruyor ya ben dilesem hepinizi mümin kılardım ama amacım o değil. Bakalım kim inanıyor, kim inanmıyor onu görelim. Son olarak epeyce uzadığını biliyorum ama çok önemli bir konu olduğu için ve bundan sonraki yapacağımız tüm örneklemeler ve konularda bize lazım olacağından dolayı izninizle üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bu nedenle bakın konu iman olduğunda, gayb olduğunda iman için, iman edilen konu için neden diye sorulmaz. Neden inanıyorsun diye sorulmaz. Nasıl inanıyorsun diye sorulmaz. Neye inanıyorsun diye sorulmaz. Bu sorular saçmadır. Herkes istediğine inanır. Değil mi? İnik'in tekim inanıyor. Taşa inanan da var, ineğe inanan da var, puta inanan da var, gökyüzüne inanan da var. Bizim gibi bir Allah'a inanan da var, çoğa inanan da var. Bunlar iman olduğu için farklılık arz eder. Farklılığı açıktır ne, neden ve nasıl diye sorulara da kapalıdır. Kimse sorar. Niye ineğe inanıyorsun denilmez. Ama bilgi olduğunda, konu bilgi olduğunda ne diye de sorarız, neden diye de sorarız, nasıl diye de sorarız. Bu bilgi nedir, neden böyledir, nasıl bu bilgiye ulaşıldı diye sorarız. Neden iki kere iki dörde diyor? Sorarız. Konu bilgi olduğunda bunlar sorarız. Ama konu iman olduğunda soramayız. Çünkü konu imandır. İman bir tercihtir. İman bir tercihtir. Dolayısıyla e, bu hususun e, son derece önemli olduğunu e, ve e, Musafı Şerif'in e, Kur'an-ı Kerim'in Yüce Kitabımızın her bir ayetini ve surelerini okurken orada bu iki ontolojik farka sahip olan alandan, bu iki alandan, gayb alanı ve şehadet alanı, imana konu alan ve bilgiye konu olan alandan hangisinden bahsediyor? Hangisine ilişkin konuşuyor? Hangisine ilişkin talepleri var? Bunları ayırt etmek son derece önemli. İmana ilişkin olan konularda iman ederiz. Bunlara teslim olmak esastır, iman ederiz. Onunla ilgili verilen bilgilerle iktifa ederiz verilen efendim beyanat açıklamalarla onun da bir mecaz olduğunu düşünürüz. Mecaz olduğunu biliriz ve deriz ki Rabbimiz bize cenneti böyle tasvir ediyor ama cennet zatında böyle değil. Mutlaka çok daha farklı. Çünkü bizim onun zatını anlama şansımız yok. Ancak oraya inşallah girince onun zatıyla karşılaşacağız diye bakmak. Sonra dünyevi konularda bizim alanımıza ilişkin mevzular olduğunda o onunla ilgili anlatılar olduğunda işte orada da devreye artık e, bilginin girdiğini, bilime konu olduğu, bilgiye konu olduğunu ve dolayısıyla e, bunların birbirlerinden ayırt edilmesinin ve ayırt etmenin son derece e, hassas ve önemli olduğuna bir kere daha dikkat çekerek e, dersimizin mukaddimesini tamamlamış oluyorum. Bir yarım saatinizi aldım ama e, umarım e, bu üzerinde durduğumuz konuların e, bundan sonraki ele alacağımız konular açısından ne kadar önemli olduğunu da inşallah e, ilerleyen dakikalarda konuşmamızda daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi burada müsaadenizle örneklere geçmek istiyorum. Örneklerimizin e, ilkini bir e, değerli izleyicimizin, dinleyicimizin benim daha önceki konuşmalarımda özellikle ee, hermönetik üçgenden bahsettiğimde hermönetik üçgenin ahirete ilişkin e, bölümünde yani üçgenin üç e, kenarındaki temel ilkeleri ele aldığımız konuşmamızda orada e, Kur'an'ın bireysel e, kurtuluşa vurgu yaptığını bu dünyada imtihan olan herkesin bireysel olarak imtihan olduğunu ve bu bireyselliğin önemli olduğundan vurgu yapmıştım ve Vaktimiz de daraldığı için biraz da kısaca şefaatle ilgili rivayetlerin sahih olamayacağını, sahih olduğunda Kur'an'ın inşa ettiği bireysel bilincin, bireysel kurtuluşa ilişkin inşa ettiği şeyin hepsinin çökeceğini ve bunun kabul edilemeyeceğini söylemiştim. Haklı olarak izleyicimiz bana özel olarak yazmış, diyor ki hocam bu konuyla ilgili Kur'an'daki ayetleri ne yapacağız? Kur'an'da şefaatle ilgili ayetler var. Dolayısıyla Kur'an'daki ayetler hususunda da bu hermünatik yöntemin bizim ne işimize yarayacağına dair efendim bir açıklamada bulunursanız seviniriz demiş. Onun için birinci örneğim şefaatle ilgili ayetler olacak. İle ilgili ayetler. Şimdi genel olarak konuşacağım çünkü çok fazla ayet-i kerime var ee, ama vereceğim bilgilerin yeterli olacağını umut ediyorum. Yeterli olmazsa yine yazarsınız ayrıca daha spesifik olarak da üzerinde durabilirim. Şimdi önce e, konumuza girerken yapmış olduğum mukaddime de ele aldım. mevzular açısından e, konuyu ele alacak olursak şefaat konusunun e, bir gayb konusu olduğunu... Çünkü ahiretle ilgili olduğunu bir önce altını çizelim. Demek ki şefaatle ilgili e, vahide yer alan ayetlerin hepsi din dili açısından din dili açısından bir mecaz ifade ediyor e, ve dolayısıyla ahirete ilişkin ifadelerde bulunuyor. Konunun bizim dünyamızla ilgili değil, ahiretle ilgili olduğunun öncelikle bir altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bundan sonra e, konuyla ilgili Ayetleri doğru anlamak bakımından hermönetik birkaç tane ilke müsaadenizle e, belirlemeye çalışacağım. Bu ilkelerin üzerinden tüm ayetlerin bir genel değerlendirmesini yapacağım. Birincisi e, değerli izleyenler, birincisi şefaat konusu. Cahiliye Araplarının Cahiliye toplumunun sosyal bir gerçekliğidir. Sosyal bir gerçeklik. Bugün de Araplarda Suudi Arabistan'a gidin. Hala aynı biçimde sosyal bir gerçeklik olarak şefaat orada bugün hala işleniyor. Şefaat'in hem şefaat kelimesi olarak hem de eman eman vermek vekil olmak kefil olmak anlamlarıyla cahiliye Araplarında e, insanların böyle bir algı dünyası içinde yaşadıklarını bir tarihsel olarak tespit etmemiz gerekiyor yani Araplar sosyal hayatlarını şefaat üzerine kurmuşlar birey hata ettiğinde Devreye kabile reisi giriyor, kabilesi giriyor, onu destekliyor, affı için çalışıyor, bağışlamasını istiyor. Bir yere gideceği zaman bir yerden dönerken geriye gelirken birinin emanıyla giriyor. Malum Taif'e gidiyor Hazreti Peygamber dönüşte bir müşrikimin emanı olmadan Mekke'ye giremiyor. Yani sosyal bir gerçeklik olarak şefaat birine muhtaç olmak, birinin desteğini almak, birinin ona kefil olması, birinin ona eman olması, emin olması bir sosyal gerçekliktir e, asır saadette. Dolayısıyla bu sosyal gerçeklikte yaşayan bir birey, birey onun zihinsel dünyasında kurtuluş, kurtuluş şefaatle gerçekleşiyor sürekli. Kabilesinin şefaati, ailenin şefaati, reisin şefaati vesaire derken bir şefaat algısı var ve bu sosyal gerçeklik olarak o kadar yaygın. Modern dünyada bugün bile e, Suudi Arabistan'da kalmak isteseniz bir Suudi aile size kefil olmadan os, asla orada oturum alamazsınız. Oturum hakkı vermezler. Bir aile size kefil olması, yani bir aile size şefaat etmesi lazım. Şimdi bu bilinç, sosyal olarak bu bilinç cahiliye Araplarındaki bu bilinç doğal olarak onların zihninde ahirette de böyle olur herhalde diye Ahirette de böyle olur. Yani nasıl olsa bizim kabileden biri cennete girerse bizi de götürür. Şefaat algısını ahirete de yansıtmak istiyor. Sosyal gerçekliği ahiret içinde böyle oluru düşünerek oraya vurgu yapmak istiyor. İşte Cenab-ı Hak ısrarla değerli izleyenler ısrarla diyor ki ahirette şefaat yoktur. Evet. Dünyada işlerinizi şefaatle araya aracılar koyarak, devreye hatır saygı insanları koyarak halledebilirsiniz. Ama kusura bakmayın. Ahirette bu yok diyor. Açık. Gayet açık söylüyor. Birazdan ayetlerle de örnekler üzerinde duracağım. Dolayısıyla birinci olarak bizim burada e, şefaat konusunda dikkat etmemiz gereken şefaat konusunun cahiliye Arapların sosyal bir gerçekliği oluşu ve hayatı şefaat üzerinden algılıyor olmaları, ahireti de böyle bir şefaat üzerinden algılamalarına Allah imkan vermeyip ahirette kurtuluşun bireysel olacağını ifade ederek ahirette kurtuluş bireysel. Çünkü Kur'an bize herkesin amel defterini boyunlarına asacağız diyor değil mi? Amel defterlerinizi ellerinize vereceğiz. Teraziye tek tek çağıracak bizi amellerinizi tartacağım. Ameli ağır basan kurtulacak, hafif kalan e, işte e, kaybedecek buyuruyor. Gayet açık, net olarak söylüyor. Kurtuluş bireyseldir diyor. Böyle olunca elimizdeki Kur'an-ı Kerim'de yer alan şefaat ile ilgili ayetler şefaat ile ilgili ayetler bunlar iki grupta toplanıyor. Bunların dörtte üçü değerli izleyenler Kur'an'a bakabilirsiniz şefaatle ilgili tüm ayetlere. Bu ayetlerin dörtte üçünde gayet açık olarak şefaat yoktur diyor Allah. Ahirette şefaat falan yok. Aklınızı başınıza alın. Kendinizi kurtarın diyor. Gayet net. Dörtte üçünde. Geri kalan 4'te birinde 4'te birinde ayetler geliyor 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 illa bir izni. Bakın bu önemli. Orada şefaat mefaat yok. İlla bir izni. Ancak Allah izin verirse. İlla limen teza Allah'ın hoşnut olduğu kimselere izin vermesi ya da hoşnut olduğu kimseler için geçerli şeklinde Dörtte bir ayetlerde de bir illa istisnasıyla e, vurgunun yapıldığını görüyoruz. İşte burada müfessirlerimiz e, e, ve geleneğimizde sünni yorumcularımız, müfessirlerimiz bu dörtte birlik bölümden hareket ederek bu illa bir iznihi illa limenir tada gibi ayetlerde vurgulanan, ifade eden hareketle şu ifadelerden hareketle şefaatin olabileceğini şefaat olacak ve bunun da Allah'ın iznine izne bağlı olduğunu beyan etmişler ve bunun üzerinden şefaati Kur'an'da şefaat mevzunun varlığına hükmetmişler şefaat vardır demişler. Bu Kur'an'da bu şekilde yorumlar şefaat var deyince hadisleri de bunun üzerinden daha toleranslı olarak kabul etme imkanı doğmuş. Ama ben gayet açık olarak buraya yazacağım ee, daha önce de bu konuyu konuştuğum için e, onu izleyenler önceki e, örnek konularla ilgili konuşmalarımı izleyenler e, bu konuyu daha rahat anlayacaklardır diye umuyorum. E, bu konunun böyle anlaşılmasının e, problemi imkan ile vuku arasındaki farkı gözden kaçırmaktır. İmkan başka bir şey, vuku başka bir şey. Kur'an'ın burada söyledi diyor ki ahirette şefaat falan yok. Ama ben izin versem olabilir diyor. Yani Allah izin, imkan izindir. Peki Allah şefaate izin verebilir mi? İmkan bakımından evet. Peki vuku bakımından şefaat gerçekleşir mi? Hayır. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın Kur'an'ın bütünlüğünde o hermetik üçgende ifade etmeye çalıştığımız Kur'an'ın bütünlüğünde bireyin sorumluluğunu, ahirette nasıl kurtululacağını, amellerin nasıl tartılacağını, ancak ameli ağır basanların günahlarına sevapları daha ağır gelenlerin kurtulacağına ilişkin Kur'an'ın bütünlüğünün verdiği ana mesajla çelişemez. Bu ana mesajla çelişir. Evet, şefaat olur, biri birini kurtarır dediğimiz zaman, <laughs> affedersiniz. Kurtarır dediğimiz zaman bu ifade zorunlu olarak e, Kur'an'ın inşa ettiği ve ahirette cennete ve cehenneme hak kazanmayla ilgili yüzlerce ayetin inşa ettiği sistem çöker. <laughs> yüzlerce ayet bize diyor ki ahirette kurtuluş bireyseldir. Amellerinizi ona göre işleyeceksiniz. Huzuruma ona göre geleceksiniz. Ve la teziru vaziratun vizira Kimse kimsenin günahını üstlenemez. Kimse kimsenin yerine sorumlu olamaz. Ve <laughs> şefa'a. Şefaat de yoktur. Herkes başının çaresine baksın buyuruyor. Dolayısıyla Allahu Teala dilediğine izin verdiğinde şefaat edecektir demek bu Allahu Teala'nın e, egemenliğini egemenliğini, hakimiyetini yeganeliğini vurgulamak içindir. Bu tevhid vurgusudur. Kur'an'ın vurgularını doğru anlamak lazım. Yani ben izin verdikten sonra olmayacak bir şey yok. Hani geçen de örneklerde söyledim. Allahu Teala her şeye kadirdir. Değil mi? İmkan. Her şeye kadirdir. Mümkün evet. Peki Allah zulmeder mi? Bunun üzerinden zulmeder mi? Hayır. Neden? Her şeye kadirse zulmü de edebilmesi lazım. Hayır. Neden? İmkan başka, huku başkadır. Dolayısıyla Allahu Teala'nın tevhid bakımından egemenlik ve hakimiyetini ifade etmek bakımından ben izin versem o zaman şefaat edebilir. Bu izindir. Yani imkandır. Vereceğim falan da şefaat edecek anlamında anlaşılması Kur'an'ın bütünlüğü açısından, Kur'an'ın bütünlüğüne olan vurgu bakımından doğru olmaz diye düşünüyorum ve bu açıdan da. Kur'an her müneti e, örneklerinde ele aldığım e, şefaat konusunda bir kez daha ifade ediyorum. E, zaten ayetlerin dörtte üçü şefaat diye bir şey yoktur diyor. Dörtte biri de izne bağlamış. İzin üzerinden e, konuyu ele alıyor ve izinlerin ise imkan olduğunu, vuku ile alakasının olmadığını ifade ederek e, bunu e, da bu şekilde e, belirterek Yetinmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi buradan e, bir başka örneğe daha geçeceğim. E, tabii bu konunun az önce e, sohbetimizin başında mukaddimi olarak ele aldım. E, din dilinin gaybe ait mecazi bir durum olduğu hususunu, ahiretle ilişkili bir durum olduğunu da tekrar vurgulamalıyız. Evet. Ahiretteki gerçekleşecek olan bu durumlar, bu tablolar ile ilgili e, bizim e, ancak iman ederiz. allah Teala orada adaletini göstereceğini, kimseye zerre kadar zulmedilmeyeceğini söylüyor. Adaletiyle hükmedeceğini, adaletini göstereceğini söylüyor. Biz buna iman ederiz ve bu adaletin gerçekleşeceğine inanırız. Ama bu nasıl gerçekleşecek? Biz buna nasıl şahit olacağız? zotta dirince bunları bilemeyiz. Onun için bunlar iman konusu olduğundan buna iman ediyoruz. Ama hocam o zaman şefaatin var, varlığına da iman edelim. E var dese zaten Allahu Teala şefaat var dese iman sorunumuz yok ki iman ederiz. Allah var diyor. Nasıl olduğunda orada görürüz diye iman ederiz. Bizim öyle bir inanmak gibi bir sorunumuz çok şükür yok. İman ederiz. Diğerlerine nasıl iman ediyorsak ona da iman ederiz. Ama var demiyor ki iman edelim. Allah'ın var demediği bir şeyi niye imanın konusu edelim? Mevzuyu doğru anlamak lazımdır diye düşünüyorum. Ee, bu ikinci örnekti galiba. Yok. Birinci örnekti pardon. Evet, i̇kinci örneğe müsaadenize geçeyim. Örnek iki. Bu Örneğimiz son derece önemli. Ee, bir, bir kere daha tekrar ediyorum. Ee, i̇nşallah sohbetin sonunda e, Ahmet Bey'e göndereceğim. E, Hermonatik ve Din Dili makalemde e, hem çok fazla örnek var hem de bu konuların detaylarına ilişkinde açıklamada bulundum. E, bu e, konuşmama e, takviye bakımından o makaleyi de okumanızı hararetle tavsiye ederim. İkinci örneğimiz çok efendim ezberinizi bozacak bir örnek. Bu örneğin de inşallah detaylı açıklamalarını yine makalede görebilirsiniz. Eğer bu hermönetik yöntemle meşgul olan birisi olmasaydım muhtemelen benim de gözümden kaçabilecekti. Çünkü daha önce böyle bir şey hiç aklıma gelmemişti. Ama zamanla ee, bu konularla meşgul olmaya başlayınca uzunca zamandan beri şu ayet-i kerimedeki e, ifadeler benim hem dikkatimi çekti hem de bir sorun olduğunu görmeye başladım. Ekimus salate ve a'tuz zekate Kur'an'da malum olduğu üzere çok fazla sıklıkla geçen Ayet-i birisi. Ve hepinizde e, hemen hemen ihtilafsız olarak söylüyorum. Namazı kılın, zekatı verin diye tercüme ediyoruz. Bütün mahallelerde böyledir. Namazınızı kılın, zekatı verin. Zekatınızı verin. Evet. Bunun zekatı verin anlamına gelmediğini söylüyorum. Doğru bir hermönetik okumanın, konuşmamın başında da vurguladığım üzere, doğru bir hermönetik okumanın tarihsel vurgusuna dikkatinizi çekmiştim. Tarihselliğe dikkatinizi çekmiştim ve dedim ki tarihselliğe hermönetik yöntem vurgu yapar. Şimdi... Erken inen surelere baktığımızda, Mekki surelere baktığımızda, Eki Musallat ve Atuz zekatenin geçtiğini görüyoruz. E biz biliyoruz ki zekat Medine'yi münevvere de efendim. Artık Müslümanlık, Müslümanlar bir ümmet olup, İslam bir devlet dini haline geldikten sonra vergi toplama, ganimetlerin dağıtılması vesairesi söz konusu olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Dolayısıyla niye bu ayetlerde zekat geçiyor diye çok dikkatimi çekmişti. Sonra bu konuyla ilgili diğer ayetlere baktığımızda eski peygamberlerin hayatını mesela İsmail Aleyhisselam'dan bahsettiğinde İsa aleyhisselam'dan bahsettiğinde, İbrahim aleyhisselam'dan bahsettiği yerde, Lokman aleyhisselam'dan bahsettiği yerlerde Kur'an-ı Kerim'in orada da salat kelimesinin zekat sözcüğüyle birlikte kullanıldığını görüyoruz. Yani şu salah sözcüğünün şu zekat sözcüğüyle birlikte kullanıldığını görüyoruz. Şimdi o zaman biraz daha konuyu e, önemsedim ve dolayısıyla burada bir problemin olması gerektiğini düşündüm. Ee, ve bu şekilde düşünmemin arka planında işte bu hermtik e, yöntemle meşgul oluyor olmamın e, temel olduğunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Sonra gördüm ki e, dil bilim açısından da dil açısından Arap dili ve edebiyat açısından zekat kelimesinin kullanımına ve anlamlarına ilişkin yaptığım araştırmalarda gördüm ki cahiliye Araplarında cahiliye döneminde, ee, ve daha sonraki e, süreçlerde e, birazdan üzerinde duracağım. Bu zekat kelimesine mal, malın, maldan vermek anlamı sözcüğe sonradan eklenmiş. Sözcüğün kö kelime kökeninde, zekat sözcüğünün kelime kökeninde vermek anlamı hiç yok. <laughs> Affedersiniz. Yani zekat vermek anlamına gelmez. Peki hocam ne anlama gelir? Gayet açık söylüyorum. Temizlenmek, arınmak anlamına gelir. Temizlenmek. Arınmak. Anlamına gelir. Kelimenin bütün e, anlamı budur. Temizlenmek ve arınmaktır. Hiçbir biçimde bu kelimenin kökeninde, anlam dağarcığında mal vermek yoktur. E peki hocam bu mal vermek nereden o zaman çıktı acaba? Nereden ortaya çıktı bu mal vermek? Şimdi Tövbe suresi 9. sure 100. ayetinde Allahu Teala bakın Medine-i Münevvere artık zekat alınmaya başlamış. Allah emrediyor. O orada buyuruyor ki "Huz min emvalihim." Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. "Huz min emvalihim." Sadakaten bakın sadaka. Zekat demek. Zekat bu işte. Yani birazdan çizeceğim. Ee, Kur'an'ın zekat anlamında kullandığı sözcük bu. Sadakaten. min emvalim sadakaten. Bakın sadakaten tudahhiruhum tudahhiruhum ve tüzekkihim. Bakın. Tüzekkihim. Şimdi Ayet diyor ki onların mallarından sadaka al. Bakın zekat bu işte. Zekat bu. Zekat al mallarından. Aldığım bu zekat tudahhiruhum. O zekatı verenleri temizlesin. Temizlemek bakın tudahhiru temizlesin. Tüzekkihim yine o zekatı verenleri ve mallarını arındırsın. Bakın tüzekki şurada geçen zekat kelimesi. Ekimus salah ve atü zekat da geçen kelimenin fil hali. Zekat. Arındırsın. İşte değerli izleyenler Müslüman gelenekte Müslüman gelenekte malımızdan zekat verdiğimizde yani sadaka verdiğimizde zekat verdiğimizde bu verme bu verme hem malı arındırıyor temizliyor hem de veren kişiyi temizliyor. İşte bu sadaka vermenin, zekat vermenin arınma anlamı, kişiyi arındırması, kişiyi temizlemesi anlamı müstear olarak, müstear bir isim olarak sadakanın yerine geçmiş. Sadaka yerine zekat denmeye başlamış. Yani malımızdan Allah için vermek zekat olmuş. Bu zekat müstaar bir isimdir ee, ve şu kelimeyle alakası yok bu zekatın. Şu kelimeyle zekatla bunun alakası yok. Bu zekat müstaar bir isimdir ve bu kelime maldan vermeye müstaar olarak Müslümanlar e, zekat vermeye başladıktan sonra bu kelime bu anlamı kazanmıştır. Böyle bir anlamı kazanmadan önce bu kelimenin anlamı arınmak ve temizlenmektir. Arınmak ve temizlenmektir. Peki o zaman o zaman e, anlamını daha rahat olarak söyleyeyim. Ekimus salata'nın anlamı şudur. Onu da yazalım. E, şuraya yazalım anlamını. Namazı kılınız kılınız ve arınınız arınınız temizleniniz. Namaz bizi çünkü manevi olarak temizler. Ayet diyor ki detaylarını makalede okuyacaksınız. Ayet diyor ki inna salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz sizi bütün kötülüklerden, sizi kirleyen çirkinliklerden sizi alıkoyar, sizi uzak tutar diyor. Zaten Kur'an namazı manevi temizleyici bir şey olarak bize sunuyor. Tenha anil fahşai vel münker. Fahşadan, münkerattan, kötülüklerden sizi uzak tutar. Sizi temizler. Kirlenmenize izin vermez. Namaz kılmadığınız zaman kirlenme ihtimaliniz yükselir, kirlenirsiniz. Ama namaz sizi hem o kirlerden temizler hem de kirlenmenize izin vermez. Kirlenmekten sizi uzak tutar buyuruyor. Ha bizim kıldığımız namazlar bizi bundan ne kadar tutuyor diye hepimiz bunu kendimize sormalıyız. Bu ayrı bir şey. Namaz bizi ne kadar temizliyor ve namaz bizi ne kadar kirlenmekten alıkoyuyor? Bunun üzerine kıldığımız namaz üzerine hepimiz düşünmeliyiz. Bu ayrı bir şey. Ama ayet diyor ki: "Namazınızı kılınız ve namaz kılarak arınınız, temizleniniz. Namaz sizi arındıracak bir şeydir." diyor. Dez, mal vermeyle falan bir alakası yok zekat mekat verin demiyor. Zekat vermek için ayrı ayetler var işte gördüğümüz gibi. Bunlardan şu kadar al, şöyle al, buraya dağıt, buraya ver. İnne me sadakat lül fukara vel mesakin vel amin aleyha vel muallefetu kulubuhum ve firrikab vel Ayet sayıyor şuradan al şuralara ver diyor. Gayet net olarak bunu söylüyor zaten. Ama akimus sala ve atü zekah daha mal alınmadan, mal verilmeden, zekat toplanmadan önce de e, Allah ayetlerinde müminlere namazınızı kılın, namazınızı kılın, zekatınızı verin diyor. Dolayısıyla namazınızı kılın, zekatınızı verin diye tercüme edilen ve böyle söylenen ayet bize namazınızı kılın ve arının diyor, zekat verin demiyor. Çünkü böyle bir, bir anlamı yok. Kelimenin de öyle bir anlamı yok. Allahu Teala'nın Tarihsel olarak e, Namaz kılın dediği dönemde müminlerin zaten zekat vermek gibi bir lüksleri de yok, öyle bir imkanları da yok, öyle bir zekat falan da veremezler. Hele geçmiş ümmetlerle ilgili konu olduğunda İsmail aleyhisselam, Lut e, efendim, İbrahim aleyhisselam gibi e, peygamberlerle ilgili geçen ayetlere gelince orada zaten hiç alakası yok. Şimdi bir hususa daha dikkatinizi çekerek toparlayacağım. Bugün sizi çok yormayacağım. Benim de ses tellerim daha tam e, efendim e, rahatlamadığı için müsaadenizle şöyle toparlayacağım. Önemli bir hususa dikkatinizi çekeceğim. E, konuyla ilgisi olan e, meslektaşlarımız için e, bunun e, ayetin ekimus salate Vaatuz zekate de neden atü zekate şey değil e, zekat verin değil de arının demektir Atü verin anlamına e, da gelebildiği için o anlamı vermişler aslında eta ata bir şeye erişmek ulaşmak varmak vasıl olmak anlamına gelir ve dolayısıyla zekat temizlenmek temizlenmeye vasıl olmak erişmek anlamına gelir şimdi bu verdiğim anlamı Hermenötik bakımından destekleyen, hermenötik olarak bunu böyle anlamamızı gerekli kılan bir hususa müsaadenizle e, dikkatinizi istirham edeceğim. Toparlıyorum e, e, konuşmalarımı. Şimdi dikkat buyurursanız ekimu emri geneldir. Bakın ekimus sala genel çoğul yani. Hepiniz namaz kılınız diyor. Hepiniz çoğul namaz kılınız. Atu de öyle hepiniz zekat veriniz anlamına gelir bu. Zekat veriniz anlamına gelir. Peki bu doğru mu? Bu anlamı verebilir miyiz hermenetik olarak? Herkes zekat vermekle mükellef mi? Zekatı kim verir? Kim verir zekatı? Zengin o halde emir genel ama emir genel. Namaz nasıl genel? Herkes namaz kılsın diyorsa, eğer bu zekat vermek anlamına geliyse, o zaman zengin fakir fark etmez. Herkes zekat vermesi gerekir. Böyle diyen bir fakihimiz var mı? Hayır. Çünkü öyle değil. Anlam öyle değil. Yani anlam asla zekat ver değil. Namazınızı kılın, temizlenin. Namazınızı kılın, arının buyuruyor. Şimdi düşünün. Sürekli böyle söylüyoruz. Çocuklarımıza, öğrencilerimize, cemaati, topluma. Zihinlerimize, belleklerimize öyle bir yerleşiyor ki. Ne yerleşiyor? Namaz kılmak arınmaktır. Namaz kılmak arınmaktır. Namaz kılmak arınmaktır. Namaz kılmak kirlenmemektir. Namaz kılmak kirlenmekten uzak durmaktır. Şimdi bu namaz kılan adam kolay kolay kirlenir mi? O namaz kılan adam kirlenmeden uzak durur ahlaki olarak. Ama biz namaz kıl zekat ver diyerek Oradaki Allahu Teala'nın bize verdiği mesaj o kadar gölgelenmiş ki. Namaz kılmanın arınmak ve namaz kılmanın arınmayla ilişkili olan o mükemmel ahlaki vurgu o kadar gizlenmiş ki. Mal vermeye indirgenerek. Evet. Bir kere daha son olarak söylüyorum. Ee, konumuz bakımından tabi son olarak ifadem namaz kılınız zekat veriniz değil namaz kılın arının namaz kılın temizlenin ey namaz kılanlar bu namaz sizi arındırır arınamıyorsanız nasıl namaz kıldığınızı gözden geçirin demektir bunun anlamı evet aslında e, iki örnek daha hazırlamıştım ama hem ben biraz yoruldum, ses tellerim de öyle. Hem de girişteki mukaddime konusu biraz yorucuydu, usulle ilgiliydi. Sizi yordu. Acelemiz yok. Bundan sonra örnekleri devam edeceğiz. Örnek 2 idi bu. 3, 4 artık ne kadar sürdürebilirsem derslerimiz de yoğunlaştı. Akşam derslerim başlayıncaya kadar devam ettirmek istiyorum. Akşam derslerim başlayınca artık ara vereceğim mecburen. Ee, ama e, inşallah... Bu konulara, bu örneklere kaldığım yerden devam edeceğim. E, hermenetik yöntemin, musafın anlaşılmasında bize ne gibi imkanlar sağladığını, nasıl bir e, bakış açısı, bir perspektif sunabildiğini, ayetleri anlamamızda nasıl bir e, rehber olabildiğini örneklemeye çalışıyorum. E, sabırla e, vakit ayırıp e, dinlediğiniz için bir kere daha hepinize Şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Birazdan Ahmet Bey'e konuyla ilgili makaleyi inşallah göndereceğim. Bu makalem Yetkin düşüncede yayınlandı. İçinde pek çok örnekler de var. Onları da okursunuz. Eğer o örneklerin içinden de özellikle üzerinde durmamı istediğiniz ki ben bazıların üzerinde duracağım spesifik talepleriniz olursa onları da inşallah dikkate alarak konu edinmeye çalışırım. Tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.